Genç Ağlar sunar. Sevgiler, saygılar olsun. YouTube kanalına selamlar olsun. Türkiye'nin en dinamik spor radyosunda doğanın kanunlarıyla mikrofon başındayız. Bize ulaşmak için 0212 273 10 10 numaralı telefonumuz devrede. Artık kimler buralarda bakalım. İyi bayramlar abi, selamlar. Abi bu polenlerden bıktık artık. Burası yeşillik ve ormanların çok olduğu, yoğun olduğu bir yer. O yüzden bu mevsimlerde de polen çok fazla olduğu için ister istemez burunlarda bir tıkanma olabiliyor. Hafif kaşıntılar söz konusu olabiliyor. Hapşırık çok fazla olabiliyor. diye böyle sesler çıkartılabiliyor. O bahar nezlesi ve alerjik durumların ön plana çıktığı dönemlerdeyiz. Polenler çok güzel uçuşuyor. Onun sonrasında bu kimilerine göre büyük rahatsızlık veriyor. Kimileri de bundan hiçbir şekilde etkilenmiyor ki etkilenmeyen insanlara duyulan özlem ve hasret çok farklı. Yani şey, keşke ben de onlar gibi olabilsem diye. Nasıl etkilenmiyorsunuz? Benim burnum kaşınıyor. Onun sonrasında gözlerim yaşarıyor. Böyle şeyler olabiliyor. Bunun için küçük kaplar kullananlar var. Ondan sonra bundan çok etkilenmemek için burun kenarlarına böyle kremler, vazelinler falan sürenler var. İşte polen gelmesin, gelirse oraya yapışsın, orada kalsın falan diye. Böyle şeyler var yani. 3 saat içerisinde. İsteklerinizden bir tanesi de bu olabilir arkadaşlar. Bundan sonra polenlerden etkilenmemek, bahar nezlesine çok farklı dirençli olmak istiyorum diye temenni de olabilir. Bak, bu hayatı etkileyebilecek bir şey. Selam Doğan, hoş geldin, dinlemedeyiz. Bora, sevgiler saygılar. İyi yayınlar abi. Umut Bozok ben, iyi yayınlar. Bu haftan güzel geçsin, dinlemedeyiz seni demiş. İnşallah hepimizin haftası, günü, saati, dakikası, her anı güzel geçsin arkadaşlar. Doğan abi, Türkiye saatine göre 3 saat mi, Almanya saatine göre 3 saat mi? Heh? Al. Mavi ekran verebileceğimiz sorulardan bir tanesi bu. Bulunduğunuz yerde 11.30'dan işte yaklaşık olarak 2.30'a kadar olan zaman zarfı içerisinde o düşüncelerimizi hayata geçirmek durumundaymışız. Yoksa yandık. Keten elva durumu. Ya ben de güzel bir hoca, iyi bir forvet ve şampiyonluk istiyorum diyen Fenerbahçeli İsmail'in mesajı. 3 saate sığdıracağı şey var. Çünkü yıllardır bekleyip de olmadığı bir şey olduğu için hemen ne istiyorsun, ne arzuluyorsun diye sorulduğunda ya 8 senedir bunu istiyorum, olmadı bu 3 saatte, istersem olacak mı bilmiyorum, bana çok komik geliyor diye böyle bir temenni olabilir. Güzel bir hoca, güzel bir hoca. Yani kötü bir hoca mı var şu an? Hocaların hepsi güzel ya. Forvet, iyi bir forvet. Öyle şansı yerinde olan, durduğu yeri bilen, pozisyon takibi güzel olan, son dokunuşları muhteşem olan bir forvet sizi şampiyonluğa taşıyabilir mi? Olabilir. Alemin kralı geliyor, geliyor, geliyor. Doğan abi hoş geldin. Bana şu Kenan Karaman döngüsünü bir anlat, ikna et lütfen. Ali Karaca ben demiş. Ben de işin içinden çıkamıyorum ya. O döngüye girdiği zaman girdap gibi o seni bir anda içine alabiliyor. diye çıkabiliyor yani. O derinliklerde kalabiliyorsun. Bermuda şeytan üçgeni gibi yani. Çok zor bir şey ya. Kenan Karaman bazı öyle yani kim gelirse gelsin vazgeçemediği. Sabri Sarıoğlu da öyleydi Galatasaray'da. Hani ya işte bizim Sabri işte diyordun. 4 teknik adam değişiyordu. 2 tanesi dünyaca ünlü. 2 tanesi Türkiye'nin vazgeçemediği isimlerdi. Onlar da vazgeçemiyordu. Dünyanın sayılı teknik adamlarının bile eldeki imkanlar dolayısıyla kullandığı, yararlanmaya çalıştığı bir isimdi. Sabri'den bahsediyorsunuz, Kenan'dan bahsediyorsunuz, Necip'ten bahsediyorsunuz. Mesela geçenlerde birisiyle tanıştım. Necip'in yeğeniymiş. Necip benim eniştem oluyor dedi. Abladan dolayı mı dedim. Yok, bizim yengeden dolayı falan diye. Öyle hani yengenin işte hani enişte oluyor dedi. Sadece enişte değildir o dedim yani. Çünkü Beşiktaş'ta sadece bir şey değil çünkü. Gerektiğinde stoper, gerektiğinde libero, gerektiğinde sağ kanat, gerektiğinde sol kanat, gerektiğinde forvet, gerektiğinde işte ne bileyim orta yuvarlan, kendi dilimine bakan bölüm 2,5-3 metre gerisinde ofansif ve defansif oynayabilen biri gibi. Yani akrabalardan da Necip bir akrabaysa sadece bir şey olamaz. Necip enişte ise aynı zamanda bacanak olabilir. Necip aynı zamanda kayınço olabilir. Necip aynı zamanda ne bileyim abi olabilir. Onun sonrasında dayı olabilir, amca olabilir. Necip elti olamaz. Necip sonrasında görümce olamaz. Necip ama erkekle ilgili ne varsa akrabada Necip o olabilir. Net söylüyorum yani.
Necip sadece bir akraba olarak kalamazdı. Çok doğru. Necip benim enişten. Sadece enişten değildir o. Yeri geldiğinde senin kayınçondur. Yeri geldiğinde bacanağındır. Yeri geldiğinde amcandır, dayındır. Onu bir araştır. Onu bir araştır. 2007-2008 sezonundan beri iki takımımız Şampiyonlar Ligi gruplarına kalamıyor. Bu sezonda ligi ikinci bitiren, bu sezonda lig 2. Şampiyonlar Ligi gruplarına katılmak için 3 takım elemek zorundayız. Zira ikinci ön elemeden katılacak ve ilk nazını, herhalde maçınıdır o, ilk maçını 19-20 tempoda oynayacak. O da Temmuz olabilir. Büyük ihtimal öyledir. İlk nazını yeni gelin gibi 19 ile 20 arasında iyi bir tempoda yapacak. Öyle okursam farklı. İkinci ön elemeden katılacak takımlarımız ilk maçını 19-20 Temmuz'da oynayacak deyince radyoya daha uygun oluyor. Ama işte senin istediğinle telefonun isteyip yazdığı kelimeler arasında uçurum var. Az önce mesaj atan Umut Bozok Kasımpaşalı futbolcu değil mi? Olabilir. Ad soyad benzerliği çok fazla olabiliyor. Merhaba Emre Tile, Volkan Konak gibiydi. Huysuz ve aksiydi. Melih Bey haklıymış. Huysuz çizgi film karakterlerine benzetmişti ya bir akşam onu diyor. Programdayken. Hayır, çizgi film karakterine benzetmemişti ya. Muppet Show'daki ihtiyarlar gibi. Her şeyi eleştiren, o mahallede balkonda atletiyle oturan. Oğlum orada oynamayın. Oraya park etmeyin yalnız. Birazdan şey gelecek oraya. Kömür gelecek. Kömür, odun gelecek falan diye her şeye karışan, ondan sonra o belediyeden gelen, kazmak için gelen operatöre bile yalnız orada doğalgaz boruları var ben söyleyeyim falan. Her şeyi bilen, altyapısını, üst yapısını, mahallede her şeye hakim olan. Karşı apartmana iki tane genç çocuk girdi, daha önce görmedim ben, kimin nesi acaba onlar falan diye herkesten bir şekilde haberdar olan. Ama baba sen muhtar olmalısın dediğinde yok bana göre değil o işler, beni karıştırmayın, yok falan diye. Ama ondan da vazgeçemeyen, hani muhtar dediğiniz balkonda oturan atletli amca ve mahallenin erkek kuaförü. Ha, bayan kuaförü de olabilir. Hani o mahallede olup bitenlerin kim ne almış, tatile çıkıyorlarmış, Temmuz'un 10'u gibi çıkacaklarmış, kız önce gidiyormuş falan diye. Yani her şeyden haberdar olan. Araba almış diyorlar, nereden bulmuş parayı? Sayısal çıktı diyorlar. Yok be, sayısal değil onun, var ya babaannesinden kalan küçük arsa vardı ya küçük. Onu satmışlar en sonunda. Bir alıcı bulmuşlar. Araplara satmışlar. Yüksek, normalde 3000 lira istiyorlardı. 2 tane Arap alıcı çıkmış 15.000 liraya kakalamışlar. 3000 liraya 15.000 liraydı yani. Öyle düşün, şu anki ev fiyatları gibi düşünün. Normalde 2000 liraya tuttuğunuz kiralık bir daire için şu an nasıl 8-10 bin lira isteniyor? Yani normalde hani gidip oturabileceğin, bırak yaşayabileceğini, bırak hani içeri girdiğinde 10 dakika kalabileceğin evler değil onlar. Ama 10 bin lira isteniyor artık yani. Öyle şeyler var. Çünkü sen olmazsan, sana göre değilse o birine göre zaten. Normalde bir işte Suriyelilere vermişlere falan dönüyor konu. Araplar almışlar onlar, işte Afganlar almışlar oraya. Normalde bir kişiye vermişler, içeride 25 kişi kalıyorlarmış. Sonradan ortaya çıkmış, ev sahibi pişman ama aldığı paradan dolayı sesini çıkartmıyor diyorlar falan. Böyle şeyler var yani. Gideyim, çok ince konu. Vallahi hani girersem içine hani tüp yetmez, nefessiz kalırım, çıkamam korkusuyla konunun içine çok fazla girmiyorum arkadaşlar. Bu arada iyi yayınlar abi. Ali Karaca, Valentin İsmail Hoca'ya saygım her gün artıyor. Üçlü oynayacağım diyor. Ne olursa olsun kendi doğrularından vazgeçmiyor. Dün sahada olan Emre, Rıdvan, Emirhan, Serdar gibi, Pırlanta gibi gençlere helal olsun. Valla önümüzdeki sezon da böyle olmalı. Genç ağırlıklı kadro ve değeri bulunduğu anda satılmalı. Tüm futbolcular saygılar. Alemin kralı geldi. Maçta iki kırmızı kart bildirimi geldi. Allah korusun, Kenan olsun diye dua ettim. Değildir. Silivri hala sıcak olabilir abi. Girdiğin konulara dikkat etmiş. Silivri soğuk duruyor. Yani Temmuz'da bile. Teşekkür ediyoruz YouTube kanalına. Sevgiler, saygılar yolluyoruz bizi Radyo Gol YouTube kanalından izleyen dostlarımıza.
Kocaman sevgiler, saygılar olsun. Aynı zamanda bu programdan alıntıları, kesitleri sevgili dinleyenler an itibariyle bu gece saat 23'ten itibaren değil mi? 23 itibariyle Radyo Gol YouTube kanalında programımızın canlı kayıtlarını da izleyebilirsiniz. Genç Ağlar sundu.